Herkese merhabalar. Selamünaleyküm Tonguç Hocam benim. selam hocam. Harikasın. Süper bir şekilde seninle beraber din dersimize başlıyoruz. Ne diyoruz din dersimize başlamadan önce? Bismillahirrahmanirrahim. Süpersin. Şimdi seninle beraber kader ve kaza inancını öğreneceğiz ve 8. sınıf dinin ilk konusunu beraber süper bir şekilde anlamaya çalışacağız. Bak burada mesela Nasrettin Hoca göle maya çalmaya çalışıyor ve yoğurt yapmaya çalışıyor. Halbuki Tonguç Hocam benim Kadere göre evrende her şey bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Zaten bugünkü konumuzda bu düzenin mükemmel bir düzen olduğu ve gerçekten her şeyin kaza ile gerçekleştiğini beraber öğreneceğiz. Kader ve kaza kavramlarını süper bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi öğrenme çıktılarımız Milliyetin Bakanlığı biliyorsun artık yeni müfredatımızda kazanın yerine öğrenme çıktılarını kullanıyor. Buradaki öğrenme çıktılarımız e, iyi ki Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığını kader ve kaza inancı bağlamında özetleyebilme. İlk başta kader ve kazanın ne olduğunu öğreneceğiz. Ardından sünnetullahın ne olduğunu öğreneceğiz. Evrenin işleyişindeki evrensel yasalara bakacağız seninle beraber ve ve burada kader ve kaza inancını doğru ifade etmeye çalışacağız. Temel kabullerimiz de şunlar. Öğrencilerin İslam'ın inanç esasları hakkında bilgi sahibi olduklarını yani eski sınıflarımızdan öğrendiğimiz İslam'da işte Allah'a iman, işte peygamberlere iman, meleklere iman gibi temel inanç esaslarını bildiğini ve Kur'an-ı Kerim'de o hadislerde inanç konusuyla ilgili bilgilerin yer aldıklarını bildiğimizi kabul ediyor. Yani zaten bütün bu çerçeveyi Kur'an-ı Kerim ve hadisler çerçevesinde incelemeye çalışacağız diyoruz. Ve anahtar kavramlarımız şunlar çok önemli. Kader kavramı, kaza kavramı bunları öğreneceğiz. ilim irade ne demek bunlara bakacağız. Kudret yani güç bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Tekvin, sünnetullah, adetullah kavramlarının ne olduğunu beraber önce zaten bu konuyu öğrenmemiz için bu anahtar kavramları bilmemiz gerekiyor ve şunu da unutmayalım. Tonguç kapımız başladı. Birinci sezonumuz süper bir şekilde süper hızlı bir şekilde başlıyor. Yapmamız gereken bu başarı oyununa katılıp gerçekten soru çözme hedefimizi tutturmak hem oyun oynayacağız hem de soru çözme hedefimizi tutturacağız. Zaten LGS'de başarılı olmak için belli sayıda soru çözmemiz gerekiyor. Biz zaten programımızı ona göre yaptık. LGS'de başarılı olmak isteyen bir öğrencinin programına göre yaptık. Burada gün gün neler yapacağımız belli. Zaten LGS kanalımızda her gün bir videomuz var ve Takımını belirlemek için Tonguç Akademi.com'a giriyorsun. Hemen takımını belliyorsun Tonguç'um. Yapman gerekenler de çok basit. Üç tane görevim var. Birincisi zaten şu anda Tonguç LGS kanalında izlediğim video. Konu anlatım videosu. Ardından bununla alakalı hemen bu videonun arkasından bunun test eden bir meydan okuma testimiz var. Bunların hepsi ücretsiz bu arada. Meydan okuma testimize giriyorsun. Testini çözüyorsun ki videonun sonunda gelecek karşına merak etme. Ardından da video ödevlerini yapıyorsun. Ödevlerimizi bütün bu sezon boyunca sıfırdan sekize ve Dinamo Set'ten veriyoruz. Sonuç Ölen Bey'im bütün ödevlerini yerine getirirsen, videolarını izlersen zaten başarıya ulaşmıyorsun. Ekstra alanda iPhone 16 Pro hediyemiz de var. O da bir öğrencimize nasip olacak inşallah diyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Tongucay Erdal benim kader nedir? Kaderim utansın. Hayır hayır öyle şeyler söyleme lütfen. Kaderim utansın veya işte... E, kaderimde bu varsa, bunlar aslında halk arasında yanlış bilinen sözler ve bu yanlış kullanılan sözler. Çünkü kader aslında çok özel bir manaya sahip. Bak, kader sözlük anlamında bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçüyle yapmak, kıymetini bilmek ve mukayese etmek, yani karşılaştırma yapmak anlamına gelen bir söz aslında. Şimdi bu kaderin sözlük anlamı ama biz terim anlamı yani din dersimizde kaderi Allah'ın sonsuz ilim ve kudretiyle Evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesi yani bilmesi yani e, meydana getirmesi manasında kullanıyoruz ve kader dediğimiz şey aslında birazcık da ölçü, düzen, ahenk kelimeleriyle yani uyum kelimeleriyle Eş manada bir kelime. Şimdi senle beraber bir örnek ayette bunu bir anlamaya çalışalım. Örnek ayet dediğimiz şey de genellikle din dersimizde bunu çok yapacağız. Din dersimizde özellikle Kur'an ayetlerini ortaya koyacağız. Çünkü hem sınavlarımızda Kur'an ayetleri çok sıklıkla çıkıyor. Hem de gerçekten de biz Müslüman olduğumuz için bizim dinimize ait e, kitabımız, kutsal kitabımız... ...Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri bilmemiz, okumamız... Türkçesini bilmemiz, anlamamız yani Allah'ın bize ne söylediğini anlamamız için de önemli bir avantaj sağlıyor. Enam suresi 96. ayette şöyle demiş. O karanlığı yarıp sabaha çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Bak burada mesela süper bir ölçü olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Mesela ee, biliyorsun hani ay bir dolunay oluyor. Ondan sonra bir işte yeni ay oluyor. İşte hiç gözükmüyor ay. Veya işte e, ilk dördün, son dördün fazları var. İşte bunlar bize mesela günlerin ölçüsünü, ayların ölçüsünü hesap için verilmiş bir avantaj. Güneş de aynı şekilde gündüz oluyor, gece oluyor. Aynı zamanda mevsimler oluşuyor. Bunların her birisi bir senenin nasıl geçtiği, işte bir ayın nasıl geçtiği bunları hesaplayabilmemiz için bize verilmiş bir aslında ölçü verimleri. Zaten işte Mısırlılar 360 365 günü aynı zamanda işte bir ayı aynı zamanda bir günü buradaki güneş ve aya göre hesaplamışlar. Zaten işte e, karanlığı yarıp sabaha çıkaran da gece gündüz oluşmasından bahsediyor aslında. İşte bunların her birisi bir ölçüyle yaratıldı diyor ve hani böyle kendiliğinden olmadı diyor Allah bize işte burada ölçüye net bir şekilde şahitlik ediyoruz ve bu da aslında Allah'ın kaderi yani Allah'ın yeryüzüne getirdiği, yeryüzüne koyduğu kader, ölçü, düzen, ahenk diye söyleyebiliriz. Peki kaza nedir dersek de kaza dediğim bir şey ise aslında hani kaza nedir dediğim zaman sen ne dersin? Trafik kazası derim. Hayır trafik kazası değil bu işte. Bu kaza dediğimiz şey aslında sözlük anlamında hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek manasında geliyor. Ama terim anlamında yani bizim din dersimizdeki anlamında ezelden yani ta bizim bilemediğimiz zamanlardan öncesinden bilinen ve takdir edilen şeyin zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından yaratılması yani belli bir düzene göre işlerin olması diye söyleyebiliriz. Peki mesela örnek ayet ne demek anlayacağız şimdi? Şimdi onunla ilgili de çok güzel bir örneğim var aslında hemen bir daha vereyim. Burada bir kalemimiz var ve kalemimizin aslında yeryüzünde olduğundan dolayı, dünya üzerinde olduğundan dolayı bir yer çekimi kuvveti buna Etki ediyor. Yani yer çekimi kuvveti Allah'ın yarattığı e, mükemmel bir kuvvet. İşte bu yer çekimi kanunu dediğimiz Newton'un bulduğu yer çekimi kanunu aslında bizim kaderimiz. Peki ben bu kalemi bıraktığım anda yere düşmesi, bıraktığım anda yer çekimi kanununa uygun bir şekilde yere düşmesi bizim içinde kazadır. Yani vakti gelince belli şeylerin olmasına. Ve oluşmasına biz kaza anlamını veriyoruz. Bak burada mesela Fustiles suresi 12. ayette demiş ki... Böylece onları iki günde iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. Şimdi bak burada aslında en yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk derken... Bu atmosferin oluşmasından bahsediyor. Dünya üzerinde evren içerisinde süper kanunlar var. Yer çekimi kanunu var işte kütle çekim kanunu var. Bunlara göre aslında ne olmuş? En yakın göğü kandillerle süslemiş yıldızlarla süslemiş Allah ve onu da atmosfer tabakasıyla korumuş. İşte buna biz kaza adını veriyoruz ve Allah'ın kader ve kaza ile ilgili olan sıfatlarına baktığımız zaman bunlar çok önemli bizim için. İlim yani bilgi demek, bilgiden geliyor. İlim e, sahibi, bilgi sahibi, hani bilim adamı var, bir de İlim adamı var aynı şey bunlar aslında. İrade dediğimiz şeyde aslında seçim yapabilme ve kudret dediğimiz şeyde güç demek. Tekvin dediğimiz şeyde yaratma yoktan var etmek demek. İşte Allah'ın bu dört tane sıfatı yani aslında özelliği bizim için kader ve kazanın oluşmasını ortaya koyuyor diyoruz. O zaman hemen kısaca bir dersek biz burada şu anda kalemi tutuyoruz ve evrendeki yer çekimi kanununa biz kader diyoruz. Bıraktığımız anda kadere uygun bir şekilde bu kalemin yere düşmesine yani zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde Allah tarafından bu kalemin yere düşmesine biz yerçekimi kanunun işlemesi diyoruz. Ve burada kaza anlamına geliyor. Kader ve kaza kavramlarının bu terimsel manasını ilk başta bilmemiz gerekiyor. Peki şimdi de geldik kader ve kaza ile ilgili birkaç tane örneğe. Şimdi burada bize aslında bir bitkinin büyüyebilmesi için, çiçek açması için belli öneriler vermiş. Bak burada bakıyoruz. Mesela toprak için, ışık için, ısı için, su için belli öneriler vermiş. E, demiş ki mesela ışık için ilk bardan kışa kadar doğrudan güneş olmayan kışın ise aydınlık bir yere yerleştirin demiş bitkimizi. Tamam. Aynı zamanda su için demiş ki su isteği azdır. Kışın çok fazla sulanmamalı. Ancak kuruması da önlenmelidir demiş. Bu da başka bir su için. Bazı öneriler var. İşte bu öneriler bizim için aslında belli bir düzeni gösteriyor. Yani böyle bir düzen var. Bu düzeni bozarsan o bitki çiçek açmaz. O bitki e, yani doğru yaşayamaz. Ama bu düzeni korursan aslında bu düzenle beraber o çi bitki çiçek açabilir. İşte öneriler bizim için kaderdir. Öneriler bizim için kaderdir. Bitkinin çiçek açması da kazadır. Çünkü önerilere uygun bir şekilde işleyiş varsa bu da kazayı oluşturur diye aklımıza tutabiliriz diyoruz. Peki şimdi de mesela bir tane daha örnek verelim. Kaderle ilgili bak gökyüzünde yoğuşan su buharı bir araya gelerek sudanmacıkları oluşturmaktadır. Sudanmacıkları yoğuşmanın etkisiyle bir araya gelir ve yağmur oluşturur. Bu ve dünyadaki yeryüzündeki su döngüsünü bize anlatıyor. Su döngüsü gerçekten de güneş çıktığı zaman buradaki e, yeryüzündeki işte göller, denizler, akarsular ve benzeri bunlar buharlaşıyor güneşin etkisiyle. Ve sonrasında yukarıya doğru çıkan su buharı su su buharına dönüşüyor. Yani sıvı gaza dönüşüyor ve yukarı çıktığı zaman soğuk hava kitlesiyle karşılaşınca yoğuşmaya başlıyor ve yağmur şeklinde aşağı düşüyor. İşte bu su döngüsü dediğimiz şey yani kader dediğimiz şey bizim bildiğimiz dünyaca ünlü su döngüsü. Yeryüzündeki su döngüsü kaderdir. Yer çekimi kanunu kaderdir mesela onun gibi. Kaza ise damlaların yeryüzüne inmesiyle yağmur yağmaktadır. Ve yağmurun yağması ise bizim için kazadır diyoruz. Dolayısıyla su döngüsü ve yağmur kavramları bizim için çok önemli. Kader ve kazayı e, betimlemek için diyoruz. Ve Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştırla alakalı güzel örneklere geçelim seninle beraber. Şimdi Tomuş Eren Bey. İşte güzel bir yere gittin, tatil verlesine gittin veya deniz kenarına gittin. İşte e, dağ kenarına gittin, çiftliğe gittin ve benzeri. Bitkilere bakıyorsun yakından, böceklere bakıyorsun, böceklerin geliyorsun. Gerçekten de dünya üzerinde ...inanılmaz bir, inanılmaz bir güzellik var. Yani e, denizler güzel, işte dağlar güzel, işte e, yeryüzü çok güzel, doğa güzel ama biz bunları katlediyoruz. O başka bir şey tabii ki. Ama gerçekten de Allah'ın yaratışı süper güzellikler içeriyor. İşte e, güneş güzel, işte ay güzel, onun doğuşu çok güzel, işte e, belli ölçüye göre hareket etmeleri çok güzel. İşte bu belli bir ölçüye göre yaratması, bu kadar güzel yaratması bize Allah'ın varlığını aslında net bir şekilde gösteriyor sürüyor. Allah evrende yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu bizim için çok değerli. Gerçekten de bu uyum ve düzeni biz ne yazık ki bozuyoruz dünyada mesela işte karbon karbon dioksit ve benzeri bazı gazlar salıyoruz ve sonrasında ne oluyor ve bu gazlarda işte iklim değişikliklerine yol açıyor ve benzeri biz bu düzeni bozuyoruz ama Allah süper bir düzen kurdu zaten işte bu düzen aslında belli bir plan ölçü ve uyum içerisinde çalışıyor ve yüce Allah hiçbir varlığı da amaçsız yaratmıyor. Bir sürü böcek var, bir sürü bakteri var, bir sürü mesela bakterilerin hepsi zararlı o mıdır? Zararlıdır tabii. Hayır bak bu hatalı bir bilgi. Mesela Bağırsaklarında şu anda senin bağırsaklarında yaşayan bazı bakteriler K vitamini üretiyor sana ve çok yararlı bakteriler veya işte bizim e, vücudumuzun üzerinde yaşayan bazı bakteriler cildimizin korunmasını sağlıyor veya işte bazı bakteriler işte e, belli besinlerin üretimini sağlıyor işte yoğurttur ve benzeri. Şimdi bunun her birisi aslında e, hani zararlı olanları dahil dahil belli bir amaca sahip. Mesela işte bazı bakteriler İnsanlar ve hayvanlar, bitkiler öldükten sonra onları topraktaki minerallere dönüştürüyor. Yani çürütüyor ki dünya üzerindeki yaşam devam etsin, döngü devam etsin diye. Dolayısıyla hiçbir varlık amaçsız değildir. Ve evrende var olan eşsiz ve mükemmel düzen yani e, uyum demek aslında. Her şeyin bir yaratıcı tarafından yaratıldığının net bir şekilde kanıtıdır. Yani bunu mesela ben sana şunu söylesem. Bu kalem e, Tonguç evladım benim kendiliğinden oldu desem. Sen bana... Ne Yanlış dersin? hocam? Saçma gibi geldi hocam. Tabii ki yani saçmalamayın dersin. Çünkü gerçekten de bu kalem kendiliğinden olamaz. Çünkü gerçekten de bu kalemin kendiliğinden olmayacağını şu anda bütün herkes bu, bu, videoyu bu dersi izleyen herkes söyleyebilir. Çünkü bunun bir fabrikası var. Bunun bir üretim atölyesi var. Bunun bir tasarımcısı var. İşte bunun bir e, işte e, hani rengini ve benzeri kimyasal maddelerini birleştiren insanlar var. Yani biz bu, bu kalemin bile bu basit kalemin bile kendiliğinden olmayacağını düşünebiliyoruz. E o zaman evrenin koskocaman bu muhteşem güzelliklerin, denizlerin, doğanın, bitkilerin, hayvanların, o kedilerin ya, kedi videolarını sen sever misin? Bayılırım hocam. Gerçekten de ben de çok izlerim. Kedi videolarına bayılırım ve o kedilerin muhteşem yaratılışı, iki gözü, simetriyi ve benzeri yani bunların her birisi muhteşem bir yaratılışı bize gösteriyor. Her varlık birbiriyle uyum içinde ve büyük bir bütünün parçası olarak hareket eder. Bunu zaten ileride işleyeceğimiz fen dersimizde besin zincirinde göreceğiz. Gerçekten de e, mesela işte e, bitki var. Bitkiyi tırtılıyor. Tırtılı işte... E, fare yiyor fareyi yılan yiyor yılanı kartal yiyor böyle bir besin zinciri var mesela ve her birisi birbirleriyle bir bağlantı halinde bir olmadan biri olmuyor şeklinde dolayısıyla bir uyum var burada evrendeki tüm canlılar Allah'ın yeryüzüne koyduğu ekolojik denge'nin de bir parçası yani ekoloji dediğimiz çevre bilimi çevre biliminin bir parçası diyoruz ve evrende milyonlarca yıldır devam eden mükemmel işleyiş tesadüfen meydana gelmiş olamaz diyoruz zaten. Evrenin yaşı 15 milyar yıl olarak e, tahmin ediliyor ve Evren Big Bang teorisine göre. E, iğnenin ucundan toplu iğne ucundan daha küçük bir noktadan ortaya çıktı diyor. Zaten Allah'ın da Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi yoktan var ettik dediği gibi toplu iğnenin ucundan neredeyse yok gibi oradan koskocaman evrenimiz ortaya çıktı. Bu da tesadüfen meydana gelmiş olamaz. Dünyanın yaşı da 5 milyar yıla yakın diyoruz. Evrendeki düzeni korumak da insanın sorumluluğunda biz de bunu bozmayacağız diyoruz. Peki... Şimdi geldik evrende var olan düzene ilgili bazı örneklere. Mesela Okyanus akıntılarının etkisiyle kışların bulunduğu enleme göre olması gerektiğinden daha ılık ve nemli olması. Mesela bu muhteşem bir örnek. İngiltere'nin İngiltere olmasını sağlayan bir örnek. Gerçekten de okyanus akıntıları yüzünden İngiltere normalde çok kuzeyde olmasına rağmen ılık olabiliyor ve orada koskocaman bir imparatorluk kurulmuş değil mi? Veya işte bununla ilgili bir örnek var. Mesela Hicr suresi 20. ayette bir ayetimiz. Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz demiş. Burada da mesela e, bununla ilgili bir ayetimiz var. Başka bir e, örnek daha. Bilinçsiz tarımsal sulama, küresel ısınma, kaçak sondajlar yüzünden göllerin kuruması. işte Tuz Gölü'müz neredeyse kuruma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. E, bunun gibi Salda Gölü'müz ve benzeri kurudu tamamen. Mesela Rum suresi 41. ayette insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Biz bu düzeni bozuyoruz. Resmen Allah bize net bir şekilde ayetinde söylemiş diyoruz. Şimdi de geldik. E, ...yaratma, kural, düzen, uyum bu kavramların neler olduğuna bakalım. Şimdi bir kere yaratma dediğimiz zaman insan, hayvan, bitki, mikroorganizmalar ki... ...insan, hayvan, bitkiden çok daha fazla türü var bunların ve... ...canlılıkta çok önemli bir e, öneme sahip. Mikroorganizmalar dediğim şey bakteriler, virüsler ve benzeri. Aynı zamanda cansız varlıklar, doğa olayları bunların hepsi Allah'ın yarattığını biliyoruz... ...ve Allah'ın tekvin sıfatından yoktan var ettiğini biliyoruz. Peki kurala bakıyoruz... Yer çekimi kanunu, e, suyun kaldırma kuvveti, sürtünme kuvveti, bunlar da Allah'ın yeryüzüne koyduğu kurallar, yani kanunlar ve bunu fizik bilimiyle, işte e, farklı bilimlerle kimya bilimiyle bulabiliyoruz ve bunların e, iç, iç yapılarını inceleyebiliyoruz. Bu arada çok önemli bir bilgi sana söyleyeyim. Bir yer çekimi kanunu Newton yaratmadı. Newton aslında yer çekimi kanunu e, Allah'ın yarattığını keşfetti. Yani aslında e yoktan bir şey var etmiyor. Allah bunu zaten yeryüzüne koymuş. Newton da "Aa buldum, buldum." dedi. Aynı arşivet gibi "Evreka, evreka." dedi ve e, suyun kaldırma kuvvetini, yer çekimi kanunu buldum dedi. Buldum dediği şey sıfırdan bir şey yaratmıyor. Sadece varlığının farkında oluyor diyoruz. Bu da önemli bir bilgi. Düzene bakıyoruz. Gece ve gündüzün oluşumu, mevsimlerin sürekliliği ve su döngüsü. Mesela bu da yeryüzünün içerisindeki süper düzenler. Su döngüsü olmasaydı mesela yağmurlar yağmazdı, bitkiler büyüyemezdi ve dünyada canlılık olmazdı gibi düşünebilirsin. Uyuma bakıyoruz. Mesela suyun sıfır derecede donması ve cisimlerin genleşmesi, zıt yüklerin birbirini çekmesi bunlarda uyumla ilgili Fiziksel ve kimyasal örnekler diyoruz. Bu arada çok enteresan bir bilgi. Su normalde donduğu zaman suyun içerisinde çökmesi gerekiyorken çökmediği için... yer e, ...göllerin üstünde kaldığı için veya nehirlerin, denizlerin üstünde kaldığı için... ...denizlerin ve göllerin altında yaşam hala devam ediyor. Bu muhteşem bir özellik diyoruz ve son konumuza gelmiş olduk. Şimdi bir kere Tonguç Şevlan Bey'in bütün bu anlattıklarım aslında şunu anlatıyor bize... Allah evrenin içerisine süper yasalar koymuş. Ve bu süper yasalara biz sünnetullah adını veriyoruz. Yani evrensel yasalar diyoruz. Şimdi evrendeki her şey Allah'ın koymuş olduğu bir takım yasalara göre hareket etmekte ve bu şekilde hayatlarını devam ettirmekte. Ve Allah'ın evrene koymuş olduğu bu yasalara da biz sünnetullah veya Adetullah da diyebiliyoruz. Şimdi bunları üçe ayırıyoruz biz. Normalde hani e, tabii ki fizik var, e, biyoloji var, kimya var. Bunlar farklı bilimler. Ama din dersimizde biz bunları fiziksel yasalar, biyolojik yasalar toplumsal yasalar olarak üç ayırıyoruz. Yani evrensel yasaları sadece üç başlığı ayırıyoruz. Kimyasal yasalar, işte ne bileyim psikolojik yasalar, so, e, sosyolojik yasalar bunlar yok. Bizim için sadece üç başlık var e, ve fiziksel, biyolojik ve toplumsal diyoruz. Bu çok önemli. Testlerde özellikle kimyasal yasaları yazıyorlar. Sen de hata yap diye o da sen de o hatayı düşüneceksin diyorum. Şimdi bir kere fiziksel yasalar dediğim şey madde ve enerjiyle alakalı. Bak bu anahtar kelimeyi bileceğiz. Madde ve enerjiyle alakalı Biyolojik yasalar canlılarla alakalı, toplumsal yasalar da toplumla alakalı. Şimdi bunlar ne demek? Gel beraber bakalım. Şimdi bir kere fiziksel yasalarda madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalar bu tanımı. Şimdi Bununla ilgili örnekleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir kere bunlar fiziksel yasalar olduğu için deney, gözlem ve araştırmalar sonucunda keşfedilebilir yasalar. Yani sen bunların üzerine deney yapabilirsin. İşte e, güneşin e, dünyaya gel, e, ışınlarının gelme süresini hesaplamak için gözlemler yapabilirsin veya işte yer çekimi kanunu için ki yer çekimi kanunu mesela fiziksel yasaların içerisindedir e, Deneyler yapabilirsin. Bak şu anda elimde deney yapıyorum. E, kader, gerçekim kanunuydu. Bıraktım, kaza oldu ve bu kazanın kaç saniyede gerçekleştiğini buluyorum ve benzeri deneyler yapıyorum. Şimdi atmosferin yer, yeryüzünü koruma işlevi mesela bu da aynı şekilde gözlemlerle öğreneceğimiz bir şey. Madde ve enerjiyle alakalı. İşte yanıcı özelliğe sahip oksijen ve hidrojen atomlarının suyu oluşturması, birleşerek suyu oluşturması. Bu da aslında fiziksel yasalarla bağlantılı bir şey. Şimdi bunlar madde ve enerjiyle alakalı. Bak birkaç tane daha örnek vereyim Hani güneş, ay. Bak bunlar çok önemli. Güneş, Ay işte e, işte yıldızlar bunların her birisi de neyle alakalı evladım benim e, fiziksel olaylarla bağlantılı. Biyolojik yasalara baktığımız zamansa canlılarla bağlantılı. İşte hayvanlar, bitkiler, e, insanlar, embriyo ve benzeri bu anahtar kelimeleri görünce tak diye biyolojik yasalar diyeceğiz. Ve canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleri ile ilgili yasalar bunlar. Deney, gözlem ve araştırma sonucunda aynı şekilde keşfediliyor ve mesela hayvanlar alemindeki besin zinciri. Kutup ayılarının eksi 45 derece soğuğa kadar, eksi 45 derece soğuğa kadar direnç gösterebilmesi mesela. Ve işte bunların e, tüylerinin kalın, işte ya e, altında yağ tabakasının olması ve benzeri işte burada anahtar kelimeler ki özellikle testlere çok çıkıyor ve sorulara denemeler çok çıkıyor. Embriyo mesela işte çene yapısı canlıların mesela e, öğütebilmesi için olan çene yapısı, işte çiçek yapısı ve benzeri bunların her birisi biyolojik yasalara yani canlılarla ilgili yasalara giriyor. Toplumsal yasalara baktığımız zaman da toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalar bunlar. Mesela örnek, işte gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortaya çıkardığı problemler veya işte içki ve kumarın aile düzenini bozması veya işte şu anda ülkemizde olan göç problemi işte Suriyeden Afganistan'dan birçok insanın buraya göç etmesi evlerini barklarını orada bırakmaları yepyeni bir düzene alışmaları ve benzeri veya bizim onlarla ilişkilerimiz veya işte içki ve kumarın aile düzenini bozması dediğimiz hani kötü yanları işte içki ve kumar gerçekten de insanlar arasındaki kin ve nefreti arttırıyor. bunun gibi özellikler işte aynı zamanda toplum toplumsal adaletsizlik dedik işte bazı işte orta kesimle e, alt kesimle üst kesimin birbirine çok uzaklaşması gelir da dağılımındaki bu adaletsizlik toplumda yine kim ve nefrete yol açabiliyor. İşte o yüzden zekat kavramı denilen bir kavram var ki onu ileriki ünitelerimize geleceğiz. Ee, yani burada çok dikkat edelim sebep sonuç ilişkisiyle ifade ediliyor bunlar. Bunlarda deney gözlem e, buradaki gibi deney gözlem yok. Burada sebep sonuç ilişkisi işte böyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur şeklinde ifade edilebiliyor. Buna da mesela örnek olarak göç kavramı verilebilir diyoruz. Şimdi geldik hemen birkaç tane örnek. Bu da ayet örnekleri sonra dersimizi bitiriyoruz. İbrahim suresi 32. ayette demiş ki onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize, hizmetinize verdi. Burada mesela Arşimet'in suyun kaldırma kuvveti yasasını kullanıyor. Aslında bu Arşimet bulmadı. Arşimet sadece varlığını keşfetti. Ve bunu Allah bize 1400 yıl önceden aslında Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Aynı zamanda Nur suresi 45. ayette Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sönür. Kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Bak Nur suresi 45. ayette canlıların nasıl yaratıldığından bahsediyor aslında. Ve suyun ne kadar önemli olduğu. Mesela senin vücudunun yüzde kaçı su evladım? Yüzde doksan dokuzu. yüzde doksan olur mu? Ne alakası var? Beynin mi sulandı senin? %70'i insanın yaklaşık %65-70 arası sudan oluşur diyoruz. Suyun ne kadar önemli olduğunu burada da söylüyor bize. Evladım benim bu da önemli. Ali İmran Suresi 130. ayette demiş ki bak... E, ...toplumsal yasalarla ilgili sizden önceki milletlerin başından... ...nice olaylar gelip geçmiştir, yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonun nasıl olduğuna bir bakın demiş... ...burada da mesela gerçekten de gezdiğimiz, tozluğumuz yerlerde eski medeniyetlere ait bir sürü kalıntı görüyoruz... ...ve onlar nasıl bir anda yok olmuş, nasıl yeryüzünden silinmişler anlam veremiyoruz... ...özellikle ülkemizde çok var böyle medeniyet e, ve belli bölgelerde çok var... ...dolayısıyla bu da bize toplumsal yasalardan bahsediyor diyoruz... Mesela bir örnek. Günümüzde kullandığımız bazı teknolojik ürünler Allah'ın evrende koyduğu yasalar sayesinde üretilmekte ve kullanılmakta. Mesela yarasalardan esinlenerek üretilen radar sistemleri var. İşte yarasaların e, ses dalgalarını gönderip sonrasında onun yansımasının süresini hesaplayarak e, buradan aslında kör olmalarına rağmen uçabildiklerini biliyoruz. Aynı bunun gibi radar sistemleri de çalışıyor. Veya işte helikopter böceğinden helikopter üretilmiş. E, ona benzer bir yapıda. Bunun gibi birçok özellik var diyoruz. Süper bir ders çıkardık. E, ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.